İyi akşamlar sayın izleyiciler. Son TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hülya Esen. Gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam programımızda turizm diyeceğiz. Turizmi masaya yatıracağız. Stüdyo konuğumuz 35 yıllık turizmci, Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Sayın İsmet Balkan bizimle birlikte. Konuğuma dönerek hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk Sayın Balkan. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederim sizlere de. Sektörümüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Evet. Yani güzel de bir sezon geçirdik. O yüzden turizmciler olarak keyifliyiz Çanakkale'de. O zaman ilk önce oradan başlayalım. Nasıl bir sezondu? Ülke ve Çanakkale turizmi açısından onu değerlendirelim. Özellikle uzun bir pandemi sürecinden sonra bu sene turizmde neler yaşandı diyelim. Evet, yani aslında uzun yıllardan bu yana hep Çanakkale turizmi için çalışılıyor. Hı hı. Bunu bir pandemi sekteye uğratmıştı. Orada ne yapacağımızı bilemedik ama yani o dönemde de çalışmalarımızı devam ettirdik. Yani pandemi sonrası insanların gezi psikolojileri nasıl olacak? Onlara göre toplantılar yaptık. Çanakkale aslında pandemi sonrası turizmine kendini hazırlamıştı. Yani daha fazla butik tarzı turizmin gelişeceğini, doğa turizminin gelişeceğini öngörmüştük. Büyük ölçüde de bu öngörülerimiz yerine geldi. Hazırlıklarımız doğrultusunda aslında böyle sürpriz yakalanmadık ama 2022 turizmi bana göre Çanakkale'de beklentilerin de üzerinde oldu. Yani insanlar gezmeyi özlemişler. Çanakkale'yi daha böyle bir tercih eder oldular. Çünkü İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehir var dibimizde ve İstanbul'a olan ulaşım da kolaylaştı. Köprüyle birlikte Çanakkale artık daha ulaşılabilir oldu. Çünkü eskiden Çanakkale'ye gitmek insanların belki de pek içinden gelmiyordu. Yani öngöremiyorlardı. Çok da ulaşılabilir evet. Değildi değil mi Çanakkale? Değildi. Bir de yani ne kadar bekleyecek? O haberlerde çıkıyordu işte Çanakkale'de uzun kuyruklar var deniliyordu. Artık o kuyruklar yok. En azından isteyen köprüden, isteyen gemiyle Çanakkale'ye ulaşılabilir oldu. Bu çok pozitif yansıdı. Sadece bu İstanbullulara değil aslında tur operatörlerine de yansıdı. Çünkü tur operatörleri belirli program dahilinde gezilerini planlarlar. Eğer öngöremedikleri beklentiler yani onların zamanını kaybettirecek unsurlar varsa o bölgeyi tercih etmezler. Çünkü işte bir program yapacaklar, o program dahilinde gezecekler ve otellerine girecekler işte. Otele giriş saati en fazla 8 olması gerekir. Ama 4 saat kuyrukta beklerseniz, gemi kuyruğunu öngöremezseniz o zaman o saat 12'lere çıkıyordu. Yani Çanakkale için de sıkıntılıydı. En azından diyorlar ki kuyruk olduğu zaman köprü var. Köprüden geçeriz ve programımızı gerçekleştiririz diyerek bu sene sanki çok daha fazla bir talep gördü Çanakkale. Evet. Çanakkale son yıllarda önemli yatırımlar almaya başladı. Sizin de dediğiniz gibi 1915 Çanakkale Köprüsü işte Mart ayında hizmete girdi ve yakın dönemde de şimdi Ayvacık Küçükkuyu tünelleri de hizmete girdi. Açıldı. Bu Kuzey Ege ile Güney Marmara'yı birbirine bağladı açıkçası. İşte ekonomiden, tarımdan, turizme kadar birçok katkısı da bulunacak. Ve Çanakkale biraz daha ulaşılabilir hale geldi değil mi? Turizm çok açısından. Doğru, çok doğru. Yeni yatırımlar da tabii katkısı olacak. Evet. Çanakkale'de peki bunun dışında pandemiden sonra turizm anlayışında bir farklılaşma ne oldu? Yani Çanakkale'de şöyle bir güzellik var. Çanakkale'de aslında turizm yapan bizim yerli insanlarımız. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu mesela profesyonel gözle baktığınızda görebiliyorsunuz. Bir Kuşadası'nda olsun, Alanya'da olsun, işte Antalya'da büyük turizm merkezlerinde olsun. Oralarda artık dünyanın, değil Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından insanlar geliyorlar. Otel işletmeciliği, restoran işletmeciliği. Yabancı yatırımcılar geliyor. Yabancı yani. Yatırımcılar çok fazla ama Çanakkale turizmi bence kontrollü bir şekilde büyüyor. Ve Çanakkale'de turizmciler, yani burada Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği bugün 60. yılını yaşıyor. Yani Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği gibi daha birçok TÜRSAP olsun, Rehberler Odası olsun, Otelciler Derneği olsun. Bunlar hep birlikte çalıştığımız kurumlar. Bunun yanında tabii ki Çanakkale Belediyesi var, işte kamu var. Yani Çanakkale'de uzun yıllardan beri bizler hep bir araya gelip Çanakkale turizminin öyle bir planlamasını yapmaya çalışıyorduk. Bu da sizlerin aracılığıyla birçok sefer işte konuk olduk. Kamuyla paylaşıyoruz. Bu
çok önemli. Yani sadece turizmciler turizm yapmaz. Gelen insanlar Çanakkale'lerden etkilenir. Eğer Çanakkale'ler o turizmin değerini bilirlerse, gelen insanların Çanakkale'mize döviz getirdiklerini, girdi sağladıkları bilincindelerse tabii ki onlar çok daha hoş karşılanıyorlar. Bu Çanakkale'de bir olgun turizm anlayışı oluştu. Bu açıdan bir de buna eksiklerimiz de giderdikten sonra, ki dediğiniz gibi işte en son eksiğimiz İzmir yolunun çok uzun olmasıydı. Evet. Yani çok o koruda şey Kaz Dağları tabii ki çok güzel bir coğrafya. Oralardan geçmek ama gel gelelim önünüzde iki tane tır olduğu zaman artık oradaki evet, insanlar bayağı bir sıkıntılar evet, çekiyorlardı. Bir saatlik yol. Kazalar oluyordu. Bir kaza olduğu zaman saatlerce kapanıyordu ama şu anda iki üç gün önce açılmasıyla birlikte o İzmir, daha doğrusu güney yolumuzun da rahatlaması daha da büyük bir avantaj olacak. Bütün bunlar aslında hep böyle arzu ettiğimiz Çanakkale'nin ideal turizm bölgesi olma yönünde önemli adımlar. Gerisi tabii ki profesyonellere kalıyor. Peki bileşenler arasında biraz önce bahsettiğiniz gibi birlik beraberlik sağlanabildi mi? Yani tek bir ağızdan hareket imkanı doğdu mu? Turizmde? Şimdi Çanakkale'yi bilenler, Çanakkale'nin iyiliğini isteyen birçok kurum var. Zaman zaman da bunlar bir araya geliyorlar. Ama o konuda sağlandı demek maalesef mümkün değil açıkçası. Yani almamız gereken daha çok yol var. Daha çok birlikte hareket kabiliyetimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dönem dönem bunlar sağlanıyor Çanakkale'de. Sağlandığı dönemlerde de çok iyi işler yapıldı. Çok iyi işler yaptık. Fakat bence o konuda kurumlar kendi aralarında, mesela biz Turizm Tanıtma Derneği olarak Rehberler Odası ile gayet iyi bir şekilde bilgi alışverişimiz oluyor. Birlikte hareket. TÜRSAF ile aynı şekilde. Otelciler Derneği ile çok önemli bir kurumdur Çanakkale'de. Onlarla gayet sıkı bir teşkilmeye sahibiz ama buna ilaveten kimin dahil olması gerekiyor? Daha fazla kamunun dahil olması gerekiyor bizlere. Kamunun önümüzü açması gerekiyor. İşte belediyenin dahil olması gerekiyor. Ve bunlar süreklilik sağlaması gerekiyor. Mesela ben ve Çanakkale turizmine hizmet edenler uzun yıllardan beri diyorduk ki işte bir ajans kurulsun. Ajansı parayla yapılacak olan bazı şeyler yapıldı ama içinin doldurulması gerekiyor. Yani orada daha çok birlikte mesela hedef yönümüzü belirlememiz gerekiyor. Çanakkale'de her türlü turizmi yapamazsınız. Bir Kuşadası gibi işte Çanakkale'ye turist gelsin olmaz. Biz bunu istemiyoruz. Çanakkale'ye doğayı seven turistin gelip memnun kalacağı hizmet anlayışı gelişmesi gerekiyor. İşte karavan turizminin için altyapının olması gerekiyor. Yani Çanakkale'nin özelliklerine uygun turizm alanlarının gelişmesi gerekiyor. Bunlar da devletle, belediyeyle turizmcilerin bir araya gelerek yapabilecekleri bir şey. Bizim geldiğimiz noktadan şikayetçi değiliz ama Çanakkale'de bence daha alınması gereken yol var. Buradaki eksiklikler de çok net bir şekilde açıkçası önümüzde duruyor. Burada kamunun olsun, belediyenin olsun biz turizmcilerle daha çok bütünleşmesi gerekiyor. Daha çok birlikte hareket etme kabiliyeti kazanması gerekiyor. Evet. Peki Çanakkale'ye uygun turizm dediniz. Bununla neyi kastettiniz? Çanakkale'ye uygun turizm nedir? Şimdi öncelikle Çanakkale'nin özellikleri var. Yani Çanakkale bir yerde doğasıyla çok öne çıkan bir il. Doğamızı demek ki korumamız gerekiyor. Doğamızı korurken gelen turistlere ben dediğiniz gibi 35 seneden beri turizmin içindeyim, profesyonel rehberim. Mesela dünyada kuş fotoğrafçılığı diye bir turizm anlayışı vardır. Bu kuş fotoğrafçılığı ne yapar? Gelir, onun uygun rehberleri vardır. İşte belirli bir program oluştururlar. Giderler, örnek olarak Kaz Dağları'nda kuşları fotoğraflarlar, gözlemlerler. Yani onun için bir çok fazla değil ama ufak tefek altyapı olması gerekiyor. Artı eğer siz mesela her alanda herkes gelsin derseniz aslında kimseye ulaşamazsınız. Fakat kuş turizmi veya dalgıçlık turizmi gibi böyle Çanakkale'de altyapısı olan veya doğal veya bizlerin oluşturduğu altyapıların
olan turizm alanlarını tanıtırsanız çok çabuk tanıtırsınız Çanakkale'yi. Çünkü dünyada zaten bu turizmi arayış içinde olan insanlar var. Mesela arkeoloji açısından bizler çok çok zenginiz. İşte bir de bunların bu bahsettiğim turizm işte bakıyorsunuz 18 Mart'la birlikte başlayan bir turizm sezonu var. Bu okulların açılmasıyla birlikte, Eylül'le birlikte kapanıyor gibi gözüküyor. Evet. Ama turizm o değildir. Yani bugün bir tesis sadece 6 ay 7 ay dolu olması veya bir rehberin sadece 6 ay 7 ay hizmet vermesi yeterli değildir. Onlar turizmciler 5-6 ay kazanırlar ama 12 ay harcarlar. Ne yapılması gerekiyor bizler tarafından? 12 ay turizmden girdi sağlayacak bir Çanakkale yaratmamız gerekiyor. Yahut da o yönde çalışma yapmamız gerekiyor. Aslında Çanakkale'de 4 mevsim turizm yapılabilir değil mi? Bunu yaratmak gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, o zaman birazcık açalım bunları. Mesela biraz önce dediniz ki denizin sunduğu alternatif turizm. Evet. Bununla ilgili su altı dalışları yapılıyor Çanakkale'de. Bize bunu birazcık açabilir misiniz? Tabii ki. Yani Çanakkale aslında dünyada, yani hiç böyle abartmadan söylüyorum, dünyada deniz su altı zenginliği açısından en önemli dalgıçlık turizmine elverişli bölgedir. Çünkü 1915 yılında o Çanakkale savaşlarıyla birlikte hem düşman gemileri olsun hem bizim kendi gemilerimiz olsun Çanakkale boğazına battılar. Kaldı ki sadece bunlar değil, ondan önceki süreçte de, tarih öncesinde de hep böyle batıklar var Çanakkale'de. Hatta keşfedilmemiş birçok batık var. Son dönemde alan başkanlığının da bu yönde çalışma yapmasıyla birlikte, daha doğrusu önce turizmcilerin bu yöne dikkat çekmesi, arkasından alan başkanlığının imkanlarının biraz daha geniş olmasından dolayı bu Settülbayır Köyü'nde Settülbayır Kalesi'nin restorasyonu yapılırken dendi ki bu bölge dalgıçlık turizmine yönelsin. Bu turizmi yapmak isteyenlere altyapılar oluşturulsun. Tabii ki kanun sıkıntılarımız da vardı. Yani dalınamıyordu birçok batığa. Onların büyük bir kısmı açıldı şu anda. Açılmasıyla birlikte talep de görüyor. Yeterli mi? Yeterli tanıtımı henüz daha yapamadık. Tanıtımı yapamadık ama tanıtımı yapamamış olmamız da bazen şans oluyor. Çünkü bir gelen insanlara sağlıklı hizmet yapabilecek durumda olmanız lazım. Hem onların konaklamaları hem onların tesisatların korunması. Mesela bir boğulma tehlikesi geçiren bir şey. Tıbbi açıdan da. Tıbbi açıdan da. Mesela hem o şu anda, teşhisat hem de yani doktor, hekim olarak da değil mi? Sağlık çalışanı olarak da bir yatırım gerekiyor orada. Yani onların mesela bir sağlık problemiyle karşılaştıklarında ki çok büyük tehlike de arz ediyor. İşte üniversite hastanesinde şu anda onlar için bir birim oluşturuldu. Bu çok yeni bir olay. Bununla bunu bilen dünyanın dört bir tarafındaki biz işte turizmciler gidip onlara gelin dediğimizde sizin başıma bir şey geldiği zaman sağlık açısından hemen müdahale edebilecek birimleriniz var mı bu konuda diye soruyorlardı. İşte o konulara eğildik, o konular giderildi. Yani önümüzdeki dönemde bence dalgıçlık turizmi Çanakkale'de daha da gelişecek olan turizm dallarından bir tanesidir. Ama bu konuda mesela çok başarıyla bunu yapan baktığımız zaman bir arkadaşımız var. İşte TJ Turizm, İlhami arkadaşımız çok iyi bir turizmcidir. O bu konuya el attı. Ama yeterli mi? Değil. Şimdi mesela onun bütün sezonu doludur. Ama daha fazla insana, daha fazla gruba hizmet verilebilmesi için belki de daha fazla kişinin dalgıç teknelere sahip olması lazım. Donanımlı teknelere sahip olması gerekiyor. Bu konuda Ayvalık mesela çok iyi bir konumda. Ayvalık zaten coğrafyası da, denizaltı florası da çok çok iyi. Ama Çanakkale'yi biraz daha kaydırmamız gerekiyor aslında. Yani o konuda eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Zaman içinde bunların olacağından hiç şüphem yok. Fakat ben her zaman söylerim, yani bize nitelikli turist gelsin. Yani biz turist bizi değil de biz turisti bulmamız gerekiyor. Seçelim. Evet, biz seçmemiz gerekiyor. Biz hedef kitlemizi belirleyip onlara bölgemizi tanıtıp onların o sporu Çanakkale bölgesinde ki dalgıçlık da bir spor dalıdır.
yapabileceklerini bizim onlara söylememiz gerekiyor. Ve geldikleri zaman da muhatap bulmaları gerekiyor. Belki de en büyük eksiklerimizden bir tanesi şu anda muhatap konusunda eksiklik var. Evet. Peki biz turisti nasıl seçeceğiz o zaman? Çok doğru. İşte turisti seçmek şöyle oluyor. Onların uluslararası diğer ülkelerde aldıkları hizmetleri önce bir belirlememiz gerekiyor. Arkasından onlara uygun programları yapmamız gerekiyor. Ve ardından da onlara ulaşacak acentelerin olması. İşte onların bir yerde de bu sporu yapabilecekleri yeri aradıkları fuarlar var. Özel fuarlar var. Turizm fuarları var. Oralarda tanıtım yapmamız gerekiyor. Bu tanıtım konusunda da seviyemiz çok yüksek olması gerekiyor. Yani turizmin zaten bu kadar güzel coğrafyada bugüne kadar turizmin çok fazla bir Midilli mesela örnek verirsek Midilli'de çok günde 15 tane uçak iniyor zaman zaman. İşte ortalama 10 tane uçak iniyor ama bizim havalimanımıza hiç uçak inmiyor. Evet. İşte demek ki onlar çok önde. Ne yapıyorlar? Onlar turizmcilerine uluslararası standartı bilen turizmcilerini öne çıkartıyorlar. Hazırlıklarını ona göre yapıyorlar. Yani bugün bir dalgıçlık turizmini geliştirmek istiyorsanız orada o broşürü eline alan turist veya bir grup orada bir profesyonelliği hissetmesi gerekiyor. Bunu da kim? Amatörce yapılmamalı. Yani amatörce yapılmamalı. Bizde birazcık herhalde öyle değil mi Çanakkale'de? Şu anda amatörce. Henüz daha öyle. Şu anda yani bu konunun uzmanlarının hazırladığı programlarla çıkılması gerekiyor fuarlarda veya tanıtım yerlerinde. Biz daha henüz yolun başında mıyız? Yolun başında mıyız ama çok da oyalanırsak bu sefer de o fırsatı da kaçırmış olabiliriz. Yani bu kamuya düşüyor aslında bu görev. Yani dalgıçlık turizmini geliştirmek istiyorsunuz. O zaman o konunun uzmanlarını önce getireceksiniz, dinleyeceksiniz. Belki de o tanıtım birimlerin başına çok dünya turizmini bilen insanları getireceksiniz. Onlarla birlikte oluşturacaksınız. Çünkü gelen insanlar çok rahatlıkla para harcamaya hazırlar. Yeter ki bekledikleri hizmeti alsınlar. Alabilsinler. Yani evet. Sıkıntı bizde belki de uluslararası düzey. Uluslararası düzeyde turizmcilik yapmamız gerekiyor. Bunu yapamıyoruz. Yani biraz amatör ve istek istiyoruz. Fakat amatör ruhtan kurtulmamız, profesyonelleşmemiz gerekiyor. Evet. Yine başka bir konu karavan turizmi var değil mi? Bu da önemli aslında. Ve ancak bununla ilgili bir takım yasal düzenlemeler de söz konusu herhalde. Son zamanlarda vergi geldi diyebiliyoruz. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi karavan turizmi aslında çok uzun zamandan beri pandemi başından bu yana söylüyorum her fırsatta. Diyorum ki artık karavan turizmi gelişecek bölgeler. Çünkü aileler kendi hijyenik ortamlarında gezmek istiyorlar. Doğanın içinde olmak istiyorlar. Ve bunun içinde sadece Türkiye Çanakkale değil, bence Türkiye büyük bir potansiyel. Hı hı. Çünkü ben 35 senelik turizmcilik hayatımın 10 yılını da yurt dışında geçirdim. Berlin'de seyahat acentesi işletmeciliği yaptım. Orada hatta turizm ticaret odasında da görevimde oldu. Ki ilk Türk'ümdür seçilerek o görevlere getirilmiş olan. Şunu biliyordum. Karavancılar çok özeldir, çok böyle keyfine düşkün insanlardır. Onlar gezmeyi çok severler ve her mevsim gezerler ama Türkiye'nin sınırlarına geldikleri zaman onlar duruyorlar. Yani Bulgaristan'da, Yunanistan'da duruyorlar ve tekrar geriye dönüyorlardı. Oysa bunun sebebini hep anlatmaya çalıştık. Bunun sebebi nedir? Dünya standartlarında karavanların konaklayacak kamp yerleri olması gerekiyor. Dünya standartları. Bunlar ne istiyorlar? Aslında güvenlik istiyorlar. Yani bir de güvenlik derken bizde anlaşılmayan bir şey var. Yani çok dilli olmamız gerekiyor. Biz eğer bir Avrupalıya, bir Yunanlıya, bir Almana, Fransıza hizmet edeceksek bizim o kişilere kendi dillerinde de hitap edebilmemiz, hatta tabelaları da onlara göre yapmamız gerekiyor. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bir kere bizim yine aynı konuya standartlarımızı yükseltmemiz. Arkasından ne istiyorlar? İşte elektrik istiyorlar. Ondan sonra atıklarının sağlıklı bir şekilde
arıtmaya gitmesini istiyorlar. Mesela doğaya karışmasını istemez bir karavancı. Kendi atığının. Çünkü der ki bu sağlıklı bir şekilde gidip ben doğaya zarar vermemem gerekir der. Yani sadece bir çöp kovası koymakla aynen. olmuyor. Tabii. Yani ondan sonra tabii ki eğlenmek ister. Orada kalırken günlük diğer aktivitelere katılmak ister. Ama en başta güvenlik geliyor. Bir de fiyat istikrarı olması gerekiyor. Yani Türkiye çok pahalı bir ülke değil ama bakıyorsunuz ki bir karavan... Bu konuda da bir sıkıntı var değil mi? Evet, fiyat çok büyük sıkıntı var. Yani bence şu anda Çanakkale'de bekleyen en büyük sıkıntılardan evet. bir tanesi. Mesela bir karavan tesisine giriyorsunuz. Orada bir 20 euro hizmet alıyorsunuz diyelim. Hı. Ama başka yerde sizden 50 euro talep ediliyor. Bu bir Yunanistan'da yok. Ne bileyim bir Avrupa ülkelerinde yok. Orada işte belki 20 euro değildir, 30 eurodur hizmet ama her yerde aşağı yukarı o aynı kaliteyi aynı fiyata verirler. Yani buna bir standart getirilemiyor mu? Bununla ilgili bir yasal düzenleme yani. İşte az evvel mesela şey yaptınız, vergi talep edildi. Tamam evet. burada bir açık var, burada büyüyen bir potansiyel var. İşte bundan da vergi alalım ama vergi alalım da bu vergi alırken de buraya da bir standart getirelim. Bu sektöre bir sahip çıkalım, bunun bir kalitesini oluşturalım. Yani bunları konuşmamız gerekiyor. Yani siz eğer sadece vergi almakla yetinirseniz o iş olmaz. Ama ben toplayacağım vergiyi de aynı zamanda bu sektörü geliştirmek için, bunun altyapısını geliştirmek için kullanacağım derseniz bence insanlar seve seve verirler. Hı hı. Ama bunu mesela ben Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanıyım Çanakkale'de. Ben bunu mesela benim sınırlarıma nereden girecektir? Avrupa tarafı olduğu için Gelibolu'dan girecektir. Ben Gelibolu Belediyesi'yle, Gelibolu Kaymakamı'yla karavan turizmini konuşabilmem lazım. Ya daha doğrusu o insanlar ben bunu gündeme getirdiğim zaman beni dikkate almaları gerekiyor. Beni yeterli bulmayacaklardır. Daha da fazla bana demeleri gerekiyor. Ya bu konuyu daha iyi bilen insanları getir bakalım. Biz Çanakkale sınırlarına Koru Dağları'ndan girdiği zaman bir karavan nasıl onları bir gün değil de iki gün bölgemizde tutabiliriz? Evet. İşletmelerimizi bunların daha iyi hizmet alabilecek şekle nasıl getiririz? Bunları sorması gerekiyor. Eceabat'a gelindiği zaman Eceabat çok özel bir bölge. Yani bence yerli olsun, yabancı olsun Eceabat'ta bir hafta kalabilir bir karavan. Yani bugün Gelibolu Yarımadası'nı zaten uluslararası bir milli park gibi yani birçok ülkeyi ilgilendiren bir tarif var orada. Ama bunun yanında Kabatepe plajımız var. Yani Kemikli Burun var. Buraları dünyanın en güzel yerleri. Ama standarta bakıyorsunuz, işletmeciliğe bakıyorsunuz çok kötü. Yani siz bir gün bir Kabatepe plajını, plaj işletmeciliğini, karavan turizmini bilmeyen bir insana sadece gelir getirmesi için veriyorsanız o zaman siz aslında turizmi katlediyorsunuz demektir. İnsanlar evet. o zaman bir daha Çanakkale'ye gelmez demektir. Bu kadar büyük güzelim yerleri bu insanlar işletemiyor. Bu insanlar turizmi önemsemiyor anlamına gelir. Çünkü oradaki işletmecilik anlayışı da çok önemlidir. Evet, yani o zaman transit geçerler Çanakkale'de konaklamadan. Evet, evet. Ki karavan turizmi aslında ekonomiye de çok büyük katkıları bulunur. Tabii. Yani kaldıkları gün zarfında Çanakkale ekonomisine önemli tabii. katkıları yani, var. Yani bugün bana kalırsa Gelibolu'dan giren bir karavancı bir gece iki gece Gelibolu bölgesinde ki orada da Güneyli gibi çok güzel turizm bölgesi Saroz Denizi var. Hı hı. Arkasından Eceabat'a geldiği zaman hem milli parkımızı gezebilir. Aynı zamanda Kabatepe'li plajını ve o Anzak Koyu'na giden o yol çok güzel bir turizm. Hatta Settülbayır bölgesinde çok özel yerler var. Dediğiniz gibi kaleler var. Settülbayır bölgesi kalesi var. Dalma turizmi için elverişli. Çanakkale şehir olarak çok önemli bir yer. Evet. Çanakkale bugün dünyanın en önemli, bir zamanlar dünyanın en önemli şehriymiş, en önemli yerleşim yeriymiş. Biz bunu öne çıkartmamız gerekiyor Çanakkale'de. Hı. Çanakkale'den zaten hangi tarafa gidersiniz, gidersiniz güneye zaten. Gittiğiniz zaman işte Kaz Dağları ile bir başlıyor. Hı. Güzel Yalı ile başlıyor aslında. Dardanos Tümülüsü ile başlıyor. Dardanos da başlıyor. Arkasından bakıyorsunuz işte Ezine'si var. İşte Ezine zaten bambaşka bir yer. Yani dağın içinde sütunlar kayaların içinde oyulmuş, orada bırakılmış. Hı hı. Aslında yazın Dardanos'ta bile karşılaşıyoruz. İşte karavanlar geçip gidiyorlar. Evet. Yani çok da kalacak yer bulamıyorlar.
birkaç oradaki işletmelere giriyorlar, bakıyorlar, geziyorlar. Ama ondan sonra basıp gidiyorlar yani açıkçası. Evet. Açıkçası turizm iyi idare edilirse, gelen insanların işte çok iyi hizmet verilerek burada daha fazla kalıp mutlu olmaları için mutlu bir şekilde para harcamalarını da sağlayabilirsek çok büyük bir gelir elde ederiz. Yani ben iddia ediyorum bugün Türkiye'de Çanakkale bölgesinde 20 tane fabrika yapılacağını, bu işte anlatmaya çalıştığım olaylara dikkat edilse çok daha fazla girdi sağlarız. Yani evet, turizm öyle bir şey ki siz domatesinizi, biberinizi tarlada üretiyorsunuz, gidip İstanbul'a işte başka ülkelere satmaya çalışıyorsunuz. Oysa biz ne yapıyoruz? O müşteriyi sizin ayağınıza getiriyoruz turizmci olarak. Yapmamız gereken şey o gelen insana iyi hizmet vermek, kaliteli hizmet vermek ve onları suistimal etmemek. Geldiklerini, yani sizi seçtiklerini onlara pişman etmeyip daha çok mutlu olarak göndermek. Evet. Bunun için her bir şeyimiz var ama çalışma yapılması gerekiyor. Bu bir sektördür. Turizmin en büyük şanssızlığı, herkes turizm konuşur. Maalesef profesyonelleri de bastırırlar zaman geldi zaman, çünkü bayağı ciddi bir belirli bir dönemde çok para da kazandırır turizm. Evet. Ama bu sadece profesyonellerle yapılabilecek, geliştirilebilecek bir sektördür. Eğer siz profesyonelleri bir kenara iter de sadece işte turizmden anlamayan insanlarla ben bu işi yapacağım derseniz, bence hem gelenlerin o çok değerli zamanlarını çalmış olursunuz, hem de o ilk etaptaki sizi tercih eden insanları kötü hizmetinizle küstürmüş olursunuz. Evet. Yani bunu belki bir kere gelir, çok para bırakabilir ama ikinciye bunu bulamayabiliriz. Evet, evet. Değil mi? Kesinlikle. Aslında bacasız sanayi, kesinlikle, turizm, değil mi? Ekonomik girdisi çok fazla, istihdam yönünden de çok önemli aslında, evet, değil mi? Çok da. Karavan turizmi üzerine bir şey de vereyim, rakam da vereyim. Evet. Bakın Avrupa'da 5,5 milyon karavan var. 5,5 milyon. 4 ile çarptığınız zaman bu 20 milyonu civarında olur. Sadece Almanya'da 1,2 milyon karavan var. Bunlar Avrupa'yı olduğu gibi gezmiş. Yani karavanla Çanakkale'ye ulaşılabilecek bir noktadayız biz. Hatta evet, hinterlandımız olan işte Balıkesir bölgesine de ulaşılabilir. Hatta Antalya'sı zaten şey, ama Çanakkale'ye kesinlikle ulaşabilirler. Bulgaristan'da, Yunanistan'da karavan turizmi çok gelişti. En hızlı geliştirdikleri sektörler bunlar. Yani bizde ise bu kontrolsüz. Yani bu büyük potansiyel çok göz önünde bulundurulmuyor. Bakıyoruz vergi koymuşuz. Ya vergi bence önce bir hizmet, bunu önemsemek. Arkasından zaten onlar vergi koysanız da para harcayacaklar. Koymasanız dolaylı olarak da sizin ülkenize, bölgenize para bırakacaklar. Vergi koymayı da ben açıkçası anlayamadım. Mesela deniliyor ki kamp yeri de olsun da olmasa da karavancı vergi ödeyecek. Konaklama vergisi gibi. Bu neye benzetiyorum? Şimdi benim karavanım var. Evet. Ben bir kamp yerine gitsem de bu sene, mesela bu yaz, gitmesem de vergi mi ödeyeceğim? Ben öyle algıladım yani şu andaki çıkarılmak istenen 1 Ocak 2023'ten itibaren karavan ve çadırlara bir vergi çıkarılma, vergi kondu. Şimdi ben inceledim kanunu. Diyor ki tesiste kalsanız da kalmasanız da sizden vergi alacak. Bu ne demek oluyor? Benim bir karavanım var. Benim işte 365 gün ben bununla gezme potansiyeline sahibim. Siz otomatikman bu karavanı olan herkes karavanı gezse de evinin önünde de tutsa vergi vereceksin gibi bir kanun çıktı şu anda. Yani bunun mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Vergi verelim, hizmet alalım ama ben karavana şimdi Çanakkale'nin işte güzel yılda çekmişim karavanımı. Orada herhangi bir hizmet almıyorum. Mesela elektrik almıyorum. Şey, güneş enerjim var. İşte kendi olanaklarımla kalıyorum. Benden nasıl vergi alırsınız? Yani bunun kontrolü de mümkün değildir. Oysa Avrupa'da nasıl yapıyorlar? Avrupa'da gidiyorsunuz bir karavan kampına. Karavan kampında zaten bütün donanımlar var. Oradaki hizmetinizi alıyorsunuz. Diyelim ki orada 50 euro ödüyorsanız bunun 40 eurosu işletmeciye kalır, 10 eurosu vergi olarak kesilir. Yani olması gereken bence bu. Orada bir
sıkıntı görüyorum ben. Yani alelacele çıkarılmış bir, işte burada bir gelişen bir sektör var, bunları da vergilendirme kapsamına alalım diyerek çıkarılmış gibi geliyor bana. Evet, ama biraz önünde kesici bir düzenleme olacak değil mi? Çok doğru. Yani insanlar artık bunu tam işte gelişen bir sektördü. Mesela bakıyorsunuz Sakarya bölgesinde, hatta bizim Çanakkale'mizde bile şu anda karavan imalatı yapan şirketler çoğalmaya başladı. Yani bu da bir önemli bir gelişmedir. İşte gelen karavanlar burada bir arızalandıkları zaman sanayiye gidiyorlar. Orada işte para harcıyorlar. Çok hızlı gelişen bir sektördü. Evet. Bunu doğru idare etmemiz gerekiyor. Biz açıkçası Turizm Tanıtma Derneği olarak bu konuda çok hazırız. Uzun zamandan beri karavan turizminin gelişmesi için hem çağrıda bulunuyoruz hem de altyapımızı da oluşturuyoruz. Kaldı ki Çanakkale'de ilk kampçılığı başlatan, bugün Sunsan Otel'in yeri, Çanakkale ilk karavan turizminin hizmetinin verildiği yerdir. O bizim derneğimize ait oranın mülkü. Evet. Biz de orasını işte eskidi oradaki tesisler ve orasını işte devlet modeliyle şu anda Sunsan Otel'e çevrildi. Yani karavan turizmi konusunda ilk tecrübeyi edinmiş olan dernek yine Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği'dir. Yani gelsinler, evet, sorsunlar ve bizim tecrübemizden yararlansınlar. Peki Çanakkale'de şimdi karavanların gelip konaklayabileceği öyle tesisler var mı? Şimdi Çanakkale'de açıkçası yok. Yani Gelibolu bölgesinde kamp var. İşte orada karavanları da misafir ediyorlar ama orada çok sağlıklı hizmet alamıyorlar. Bakın mesela çadır kampı gibi bir şey. Çadırla birlikte oluyor aslında bu. Aslında ayırmak gerekmiyor mu yani? Yok, ayırmak gerekmiyor. Ayırmak gerekmiyor. Yani ayırmak şöyle, tesis içinde ayırabilirsiniz. Ama yani onu hem çadırla karavan bir arada olabilir. Aynı bahçe içinde olabilir. Yahut da kamp alanı içinde olabilir. Ki zaten doğada yaşamak, doğada tatil yapmak isteyen iki kesimdir. Kampçılar ve karavancılar. Çanakkale'de Barış Kafe var mesela şeyde, Yeni Kordon'da. Orada karavanları görüyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani gönül ister ki orada karavanlara 3 tane, hadi 5 tane bir stand kuralım. Stand nedir? Suyunu doldurabilecekleri, elektriğini bağlayabilecekleri ve atıklarını giderebileceklerini, yani işte oluşan biriken atıklarını giderebilecekleri, ki onlar dediğim gibi çok dikkat ederler. İşte budur. Aslında kampçı karavancılara hizmet vermek çok zor bir şey değildir. Uzun bir kablonuz olacak. Yani onlar işte prizleri takabilecekler, hatta kabloları vardır onların yanında. Ardından elektriğini alabileceklerini, karavanlarına elektriği bağlayabilecekleri bir, sizin bir üniteniz olması gerekiyor. Onlar hepsi standart. Bir de bir logarınız olması gerekiyor. O işte arabayla veya kasetleriyle oraya götürecekler, orada boşaltacaklar, hijyenlerini sağlayacaklar. Budur. Bir de güvenlik. Yani Assos bölgesinde biraz var ama Assos'takiler de, işletmeciler bilinçli değil. Sıkıntımız bu. Assos Küçükkuyu taraflarında. Evet. Orada da karavanlarını, işte karavan reklam verip de ben karavanlara hizmet vereceğim diyen işletmeler var. Fakat ben hepsini biliyorum, gezdim. Kendilerinde de aynı şeyleri söyledim. Konu hakkında bilgili değiller. O zaman bunu uluslararası platformlarda duyurmak lazım, evet, değil mi? Aynen. Yani adam işte yurt dışından karavanına atlıyor, geliyor Türkiye sınırına, Çanakkale sınırına, ama Çanakkale'de nerede konaklayacağını, öyle bir karavan alanı olup olmadığını bilmeden tekrar güneye doğru devam ediyor. Hülya Hanım, bakın 20 dakikadan bu yana karavan konuşuyoruz herhalde. Aslında ne kadar netleşti değil mi bu sektör? Evet. Yani sizin burada verdiğiniz hizmeti aslında Almanya'da ADAC vardır. ADAC, karavancılar oralara güvenirler. Onların bilgileri, mesela yıldızlamaları vardır onların. Karavancılar gittikleri yere, çok bilinçli bir gezgindir karavancılar. Gittikleri yere notlar verirler. İşte yorumlarını yaparlar. Bunlar da bazı literatürlerde, işte Avrupa'da, Fransa'da, Hollanda'da, Almanya'dan bahsedeyim, ADAC'nin karavan sayfasında öneriler vardır. Kimisi güzel bir şey yaşamıştır, güzel hizmet almıştır, orada övgüyle bahseder. Kimisi kötü hizmet almıştır, kandırılmıştır, aldatılmıştır, ne bileyim işte taahhüt edilen hizmetleri alamamıştır, o da kötüyü bahseder. Evet.
O literatürleri çok dikkate alıp alarak çalışmamız gerekiyor Çanakkale bölgesinde. Yani oradaki işte, ekonomide de öyle değil midir? Yani yahut otellerin sınıflandırılmaları, işte bakıyorsunuz artık oteller belirli satış pazarlama şeylerinde yorumlarıyla birlikte öne çıkıyor. Evet. Karavanları da öyle. Yani güven kazanmış olan Avrupa'daki ADS gibi yerlerde siz övülecek hizmetleriniz olması gerekiyor. Vermemiz gerekiyor, evet. Kesinlikle. Evet, Sayın Balkan, yine bir diğer bir konu var. İşte yurt dışında yaşayan Türkler, gurbetçiler, bunlar da yılın belli aylarında Türkiye'ye geliyorlar, memleketlerine geliyorlar. Peki biz Çanakkale'ye nasıl getirebiliriz onları? Çanakkale'yi nasıl cazip hale getirebiliriz onlar için de? Çok doğru. Şimdi aslında bizim turist olarak yakalayabileceğimiz en kolay potansiyel yurt dışında yaşayan Türkler. Bunlar aynı Almanlar gibi, Hollandalılar, Fransızlar gibi artık işte 12 ay çalışıyorlar ya da 11 ay çalışıyorlar. Bir ay tatile çıktıkları zaman öncelikli olarak ülkemize geliyorlar. Bizim soydaşlarımız, hemşerilerimiz, Çanakkale'liler var. Çanakkale'liler de var. Ben mesela o konuda da bayağı çalışma yapmıştım. İşte hatta Frankfurt'ta olsun, Berlin'de olsun yurt dışında yaşayan Çanakkale'leri bir araya getirmiştik ama bir derneğin ya da bir iki kişinin omuzuna bindiği zaman o omuzlar çöküyor. Yani bunu çok kişinin istemesi lazım. Bunun bir politik olması gerekiyor. özür dilerim. Yani bu insanlar siz ne yaparsanız yapın, biraz davetkar olursanız rahatlıkla sizin bölgenizde tatil yapıyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Türk var. Eğer siz değil Avrupa'daki Türkleri, Amerika'dakine, Avustralya'dakinlere, ne bileyim işte İspanya'da yaşayan Türklere ulaşabilirsiniz ki bunlar örgütlü. Bunların dernekleri de var. Yani benim demek istediğim, konunun açılmasını arzu ettiğim, sağ olun siz de gündeme taşıdınız. Yani biz aslında bunları burada ağırlayabiliriz. Bir de şöyle bir şey, mesela turizmi iyi koordine edebilmeniz lazım. Mesela ne dedik, 18 Mart'la Eylül-Ekim ayları arasında bize gerçekten çok turist geliyor. Yani o dönemde tesislerimiz dolu, rehberlerimizin hepsinin işleri yok. Ne yapabiliriz? Artık bu Avrupa'da yaşayan mesela Türkler de yaşlandılar. 50 plus diye bir şey var, potansiyel var. Yani Avrupalı tur operatörleri bu konuya çok eğiliyorlar. Biz belki de onları davetkar, onlara yönelik programlarla otelciler, yani bir paketler hazırlayarak onlara yönelebiliriz. Onları burada ağırlayabiliriz. Yani bunlar çok kolay yapılabilecek şeyler. Ama biraz gayret gerekiyor herhalde, değil mi? Birlikte hareket etme kabiliyeti kazanmak gerekiyor. Evet. Evet. Ben açıkçası yoruldum birazcık. Yani Çanakkale'de ben 10 sene Berlin'de turizmcilik yaptım. Orada full charter yapıyorduk. Oradan uçakla Antalya olsun, İzmir olsun. Hatta Çanakkale'ye uçakla değil ama birçok sefer o dönemde grup getirmiştim. Şöyle düşünüyordum. Ben memleketime gittiğim zaman Çanakkale'de çok iyi işler yaparım. Hakikaten de yaptık. Dönem dönem mesela bugün geldiğimiz noktayı hiç göz ardı etmemiz lazım. Bugün bir havalimanımız var. Gayet güzel. İşte bir liman var. Kruz gemilerinin yanaştığı limanla. Ondan sonra ben 2000 senesinde memlekete dönüp de işte ilk seyahat acentimi açtığım zaman Gelibolu Yarımadası'nda herhangi organizeli bir tur organizasyonu yoktu. Otellerin potansiyeli sadece yurt dışından gelip geçenlerdi. Oysa şimdi biz ne yapıyoruz? Artık Çanakkale'ye paketler dahilinde insanlar getiriyoruz. Zaman geliyor, Gelibolu Yarımadası'na 1000 tane otobüs geliyor. Yani çok büyük bir aşama kat ettik Çanakkale'de. Turizm şehri olarak anılmaya başladık. Ben çok iyi hatırlıyorum. İşte Ahmet Kaşıkçı vardı. Turizmde Tanıtma Derneği, Ton TV'de bir dolu teslim programını. Ve adam yıllarca Çanakkale turizmini öne çıkartmak için gayret sarf etti. Evet. Yani ondan sonra işte bizler geldik. Benden önce Turizm Tanıtma Derneği Başkanlığı uzun yıllar Ahmet Kaşıkçı yapmıştır. Evet. Daha sonra Sefer Göztepe geldi. İki dönemdir ben yapıyorum. Yani Çanakkale'de turizm girdisi çok düşükken bugün bana göre en nitelikli, en kaliteli turist ağırlayan bölgelerden bir tanesi olduk. Ki burada Bozcaada'yı, Gökçeada'yı, Kaz Dağları'nı, Assos'u,
Gelip Eceabat bölgesinde mesela çok nitelikli oteller yapılmaya başlandı. Evet. Yani farklılaştırıldı. Turizmi biz bayağı bir farklılaştırdık. Bu da aslında turizmcilerin başarısıdır. Yani kim ne derse desin, TÜRSAP'ın başarısıdır, TÜRSAP yöneticilerin başarısıdır, Rehberler Derneği başka yöneticilerin başarısıdır, Otelciler Derneği yöneticilerin ve kendimizi de dahil edelim, Turizm Tanıtma Derneği'nin başarısıdır. Evet, ama buna biraz da kamunun sahip çıkması ve bize destek vermesi gerekir. Evet, peki Çanakkale öğrenci kenti. Çanakkale'de bir üniversitemiz var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bir değer ve ciddi bir öğrenci potansiyeli var. Ve turizm konusunda da bölümleri de var. Üniversiteden yeterince faydalanabiliyor musunuz? Evet, çok güzel. Üniversiteyle işbirliğiniz var mı? Koordinasyonunuz var mı? Katkısı neler şehre? Evet, şimdi bir kere turizmciler biraz yaşlandık. Açıkçası. Yani çok hızlı bir değişim oldu turizm tanıtımında da olsun, turizme hizmet verme noktasında da. Bu değişimi aslında en iyi yakalayacak olan gençler. Eğer biz Çanakkale turizmini gençlerle bütünleştirirsek, o zaman bence eksiklerimizin çoğunu tamamlamış ve büyük bir enerji katmış oluruz. Şu anda Turizm Fakültesi Mustafa Boz, Profesör Doktor Mustafa Boz başında. Daha önce de tabii ki çok değerli dekanlarımız vardı ama belki de uzun zamandan beri ilk olarak turizmin içinden gelen bir insan şu anda dekan oldu Turizm Fakültesi ve onun dekan olmasıyla birlikte bizlerle teşvik mesai de fazlalaştırdı. Fakülte artık toplantılara katılıyor, organizasyonlara, festival koordinasyonlarına katılıyor ve daha da önemlisi çok değerli hocalarımız var Turizm Fakültesi'nin ve onlar bizlerle buluşturuyorlar öğrencileri. Mesela bundan iki hafta önce yanılmıyorsam beni üniversiteye davet ettiler. Orada Veysel Tolun hocamla yönetim kurulu ikinci başkanımız gittik. Birinci sınıflara Çanakkale'yi anlattık, turizmi anlattık. Geçen cuma ne yaşadık biliyor musunuz? Biz gittiğimizde o sınıfta yanılmıyorsam 23 kişi vardı. Tam 20'si bizim derneğimize cuma günü geldi öğrenciler. Ve yarın saat 10 yarın tekrar gelecekler. Yani her hafta öyle bir birlikte çalışma planladık ve ben daha önceden de biliyorum çünkü zaman zaman biz bu çalışmaları yapmıştık üniversite öğrencileriyle birlikte, turizm öğrencileriyle ve onlara bizim katabileceğimiz çok şey var. Yani zaten onlarla birlikte bir şeyler yapmak çok kolay. Çünkü her şey teknolojiye döndü. Tanıtım da teknolojiye döndü. Eskiden broşürler bastırırdık, ne bileyim kataloglar bastırırdık. Artık onlara gerek yok. Artık her şey dijital ortamda. Bu dijitalde de ya çok büyük paralara siz böyle insanları yahut da şirketleri dahil edeceksiniz çalışmalara veya buradaki gençleri önce eğiteceksiniz, ondan sonra birlikte hareket etme kabiliyeti kazanacaksınız onlarla. Ve ardından da İnanın bana müthiş derecede çok hızlı her konuda yol alırız biz o gençlerle. Evet. Ve bu sürece biz girdik. Yani Turizm Tanıtma Derneği yarın tekrar muhtemelen 15-16 tane arkadaşımız komisyonlar kurduk. Medya işte komisyonu kurduk. Gene sekreteri kurduk. Bir kardeşimiz var onu işte onların başı yaptık. Yani Turizm Tanıtma Derneği olarak o süreci biz yakaladık. En kısa zamanda ben onları otelcilerle bir araya getireceğim. İşte rehber odası ve TÜRSAP'la bir araya getireceğim. Ve gençleri de dahil ettiğimiz takdirde o zaman belki de biraz turizmi sadece para kazanmak olarak bakan insanlardan yahut da sadece bir para gözüyle bakan insanlardan kurtulmuş olacağız. Çünkü turizmde hizmeti iyi verirsiniz zaten çok fazla tahmininizden daha fazla para kazanırsınız. Ama önce hizmet sonra para. Sadece para değil. Bugün Bozcaada'nın yaptığı mesela büyük bir hata var. O iki adamızın durumu nedir? Şimdi Gökçeada aslında kendi coğrafik şartlarıyla öne çıkartan daha sağlıklı bir turizm yapıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü orada surf turizmi var, işte yurt dışından gelenler var, butik tarzda
odalar var. Eskiden bu yana Bozcaada'da da öyleydi ama mesela insanlar yaz aylarında 3 odası varsa bir odasında yaşar, 2 odasını gelen turistlere verirlerdi. Evet. Ve bunlar da makul fiyatlardaydı. Evet. Yani insanlar öyle çok bütçelerini aşmadan tatil yapabilirlerdi. Ama Bozcaada'da ben açıkçası Bozcaada turizmini çok tehlikeli gidişatını görüyorum. Yani bir Bodrum gibi falan. Evet, evet, evet. Yani Bozcaada'da şöyle haksızlıkla yapmayayım. Bozcaada'nın işletmeleri şu anda bizim elimizden çıktı. Büyük şehirlerden gelenler o güzelim yerleri, butik bağları aldılar. Aslında bağlar üzüm bağlarıydı. Orada üzüm tarımı yapılması gerekiyordu. Bağcılık yapılması gerekiyordu. Onlar geldiler, o küçücük evleri küçük villalara dönüştürdüler. Hiç bakmadılar ve sadece işte orada o yüksek paralara satılan o yerler şu anda ne geleneksel üretime katkı sağlıyor ne de turizm faaliyetine katkı sağlıyor. İşletmeler büyük ölçüde yerlilerin elinden çıktı. Yabancıların ellerini, yabancı derken işte Ankara'dan gelen, Kayseri'den gelen, İstanbul'dan gelen. Şimdi bir restoran sahibi eğer Çanakkale'li değilse Çanakkale yemeklerini yahut da deniz ürünlerini öne çıkartmaz. O neyi çıkartır? İşte Kayseri'den gelse Kayseri mantısını çıkartır. Ne bileyim, evet. Adana'dan geldiyse Adana kebabını. Ama biz turizm mesela gastronomi turizmi. Aslında o da çok önemli. Evet, Çanakkale gastronomi için, turizmi gelen insanlar buraya deniz ürünlerini yemek isterler. Şimdi bizim her evimizde Çanakkale'de asma yaprağından sardalye asma yaprağını sardalyeyi onunla ızgara yaparız ya da işte evet. Mangalda yaparız. Bunu hepimiz biliriz ama gelen dışarıdan gelenler bilmez. Ama beklenen ne? Bizim Balkan, Ege kültürümüzün yemek kültürümüzü arıyorlar. Evet. Ama Bozcaada'da şu anda ben bakıyorum işletmecileri ben hepsini eskiden tanırdım. Şimdi çok azını tanır oldum. Yani parayı basıyor, restoranı devralıyor. Sırf para kazanma amaçlı orada işletmecilik yapıyor. Gelen de çok fazla. Hakikaten evet. Çok güzel bir coğrafyayız evet. Biz. Yani Çanakkale bölgesi mükemmel tabii bir coğrafya. Çok gelen de çok fazla. Bu sefer de diyorlar ki işte biz fiyatı kaç yaparsak yapalım. Lezzet de önemli değil, kalite de önemli değil. Nasıl olsa vatandaş bunu vermek zorunda diyorlar. Ama soruyorlar tehlike, mı acaba? Tehlike, bekleyen tehlike ne bizde? Bence şu anda Bozcaada'ya kendine gelmesi gerekiyor. Müthiş astronomik fiyatları kalitesiz ürünlere talep ediyorlar. Bakın, kaliteli ürüne, iyi bir lakardaya önüne koyduğunuz zaman, iyi ahtapot koyduğunuz zaman insanlar seve seve yüksek fiyatı verir. Evet. Ama çok daha bugün Babakale'de gidin bakalım ahtapot kalamar yiyin. Ne kadar lezzetli. Hala geleneksel. Ama o kalite Babakale'de verirsiniz 600 lira verirsiniz mesela bir aynı ürünlere ama Bozcaada'da 3000 lira 5000 lira fiyatlar geliyor. Yani bu evet. Olmaz. Her şey para değildir bir kere. Önce o restoranları işletenler ben Bozcaada turizmine hizmet ediyorum. Ben Bozcaada turizminin bir parçasıyım. Gelen insanı ben önce memnun edeceğim, ondan sonra para zaten kendinden gelir diyerek işletmecilik yapması gerekiyor. Bir de ben şunu gördüm, mesela bağ bozumu yapılıyor. Bir kere gelen insan ne ister? Güler yüz ister. Bozcaada'da güler yüz kalmamış. Ben turizmciyim, ben mesela sektör işletmecilik yaptığımda da her zaman şunu söylerim. Yani gelen insana hoş geldin diyeceksiniz, gelen insana bir güler yüz göstereceksiniz, davetkar olduğunuzu ortaya koyacaksınız. Ama siz öyle bir muamele yapıyorsunuz ki, yani niye geldin der gibi. Olmaz, bu veli nimet. Hı hı. Yani sana para harcamaya, sana para kazandırmaya gelen bir insan çok değerli insandır. Siz onu öteleyemezsiniz. O zaman Bozcaada'daki turizm işletmecileri Çanakkale turizmini düşünmeden hareket ediyorlar. Çünkü yerli işletmecileri azalttık. Yerli işletmecilerin elinden çıktı Bozcaada. Assos'ta da öyle biraz tehlike var. Ama Assos'ta hala daha Ayvacık bölgesinin gençleri çalışıyor. Yahut da işte ne bileyim Ayvacık bölgesinin işletme sahipleri Ayvacık merkezinde bir lokanta açmıştı da gitmiş işte Kadırga'da da bir işletmecilik yapıyor. Orada biraz daha bu yerel hizmet anlayışı devam ediyor. Ama Bozcaada'da bu olay Gökçeada'da da pek yok. Bunun için tedbir alınması gerekli mi? Bence belediye başkanını ben açıkçası buradan uyarıyorum. Yani eğer böyle devam ederlerse çok antipatik bir ada haline dönüşür Bozcaada.
Yani bunu ben profesyonel rehberim. Yani evet. Gelen insanlarla birebir karşılaşıyorum. Birebir gezdiriyorum. Yani bu sene hiç götürmediysem belki 20 tane grup götürdüm Bozcaada'ya. Ama o insanları işte gemiden tekrar otobüse bindirdiğim zaman ben Bozcaada'dan hayal kırıklığına uğradım dedikleri zaman ben çok üzülüyorum. Kaldı ki bir de Turizm Tanıtma Derneği Başkanı. Evet, kesinlikle. Sayın Balkan, aslında konuşulacak çok konu var ve çok derin bir konu turizm. Ancak süremizin sonuna gelmişiz. Arkadaşlarımız işaret ediyorlar. Son sözlerinizi alalım ve kapatalım programımızı. Şimdi turizm çok önemli olduğunu artık iyi kötü kavradık. Ama şöyle bir şey var. Turizmi, 2023 turizmini bugünden konuşmamız lazım. Profesyoneller turizmi bir yıl öncesinden koordine ederler. Ben buradan öncelikle kamuya, belediyeye ve turizmin dört tane Çanakkale'de ayağı var. Bir Turizm Tanıtma Derneği, bir TÜRSAP, Rehberler Odası ve Otelciler Birliği. Bunları alsınlar, bunlarla toplantı yapsa 2023 yılını bugünden hazırlık yapalım. İkincisi, Çanakkale'lere seslenmek istiyorum. Çanakkale esnafı mükemmel derecede gelen insanlardan para kazanıyor. Taksicisinden tutun, restorancısına, pansiyoncusuna kadar herkes. O zaman ne yapacağız? Turizme hizmet edecek nitelik ve kabiliyet olmamız gerekiyor. Bana kalırsa taksicilerimize bir Bulgarcayı, Yunancayı, İngilizceyi öğretmemiz lazım. Restoranlarda yabancı dilde menüleri de koymaları gerekiyor. Yani bugün ben bunu her seferinde söylüyorum. Yani Lokantacılar Dernek Başkanı Selahattin Bey'e de birçok sefer söyledim. Sağ olsun kendi restoranda uyguluyor ama yani artık işletmeler farklı dillerde de menülerini koymaları gerekiyor ve bunu fiyatlandırmaları gerekiyor. Yani gelen insan kazıklanabilir miyim diye bir hisse kapılmaması gerekiyor. Bugün çok iyi turizme hizmet eden tesislerimiz var ama bizlerin yaptığı, bizlerin getirdiği, oluşturduğu potansiyele de ihanet eden, sadece bunlardan gelir elde etmek için çaba gösteren işletmeler de var. O bakımdan turizm önemliyse, turizmden devamlılığı sağlamak istiyorsak, topyekun Çanakkale'li bir kere gelen bir turist mi gördü? Hoş geldin desin. Esnaf hemen yabancı dilde broşürlerini, bakın Edirne o kadar büyük bir Bulgar akını var ki. Biz onları niye Çanakkale'ye çekmeyelim? Gerçekten. Yani büyük bir potansiyel var. Alışveriş için geliyorlar günübirlik. Bugün mesela yurt dışına gittiğiniz zaman, Bulgaristan'a gittiğim zaman ben birçok menüde Türkçe, Türk bayrağını görüyorum ve orada Türkçe menü isimli, ürün isimlerini görüyorum. Biz niye yapmıyoruz? Evet. Hadi yapalım artık. Evet. Yeter. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Evet sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar gündem programında buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.